5 Mart 2015'te Taliban örgütü tarafından Lahore kentinin ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı mahallede Mesih Kilisesi'ne ve St. John's Katolik Kilisesi'ne saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 11'i Hristiyan olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmişti. Uluslararası Hristiyan Kurumu, Lahore'da Terörle Mücadele Mahkemesi'nin 2015 yılında iki kilisenin bombalanmasının ardından Yohanabad isyanlarına katılmakla suçlanan 42 Hristiyan hakkında 5 yıl sonra beraat kararı verdiğini duyurdu. 5 Mart 2015'te Taliban örgütü tarafından Lahore kentinin ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı mahallede Mesih Kilisesi'ne ve St. John's Kilisesi'ne saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda 11'i Hristiyan olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Hristiyanlar protesto gösterileri için sokaklara dökülmüş, protestolar sırasında Babar Noman ve Hafiz Naim adlı iki Müslüman erkek izdihamda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine yetkililer Yohanabad'da kitlesel tutuklama kampanyası başlatmıştı. Uluslararası Hristiyan Kurumu Lahore'da Terörle Mücadele Mahkemesi'nin 2015 yılında iki kilisenin bombalanmasının ardından Yohanabad isyanlarına katılmakla suçlanan 42 Hristiyan hakkında 5 yıl sonra beraat kararı verdiğini duyurdu. 15 Mart isyanına katıldığı iddia edilen Hristiyan erkekler tutuklanarak haftalarca kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. 2016 yılında 42 Hristiyan, Noman ve Naim'in öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Cezaevindeki kötü koşullara dayanamayan İndriyas Masih ve Usman Savukat adlı Hristiyanlar 2017'de hayatını kaybetti. Geriye kalan Hristiyan mahkumlar Noman ve Naim aileleriyle temasa geçerek anlaşmaya vardı ve mahkemeye başvurdu. Terörle Mücadele Mahkemesi başvuruyu kabul ederek tüm tutukluların beraat etmesine karar verdi. Yaklaşık 5 yıl boyunca tutuklu kalan 40 Hristiyan ve aileleri kararı memnuniyetle karşıladı. Uluslararası Hristiyan Kurumu'nun bölge müdürü William Stark, 5 yılın ardından tutuklamaların barışçıl yollarla çözülmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. İki kilisenin saldırıya uğraması ve ardından gerçekleşen isyan olayları, Pakistan tarihindeki karanlık günlerdendi. Özellikle Hristiyanların ibadet yerlerinin daha iyi korunması ve Pakistan'daki dini cemaatler arasındaki çekişmenin çözümünde diyalog yoluna gidilmesi çıkarılabilecek dersler arasında yer alıyor açıklamasında bulundu.